Sevgili arkadaşlar, merhaba hepinize. Ses ve görüntü kontrolü yapayım önce. Bir sıkıntı var mı? Bir geri dönüş sağlarsanız çok sevinirim. Tamam. Nasılsınız bakalım? 2023 süreci diyelim artık. Hepimize hayırlı olsun inşallah. Bu sene yaşanan aksiliklerin hiçbirisi yaşanmaz. Dilediğimiz sonuçları aldığımız bir sınav süreci geçiririz. Teşekkür ederim Ezgi'cim. Ben de özlemişim. Şimdi önce bugün neler yapacağımızdan bahsedelim isterseniz. Anlam konularına şöyle bir bakacağız. Sorulara yaklaşım tarzımızın nasıl olması gerektiği konusunda elimden gelen yardımı yapacağım size. Biliyorsunuz sınavda Türkçe bölümünde bizi en çok zorlayan kısım ve soru sayısının da daha yüksek geldiği anlam konuları. Önce burada birkaç şeyden bahsedeceğim. Aslında biz paragrafta anlam diyoruz ama hani bu anlam kısmını aslında sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam diye başlıklara ayırmış olsak da aslında hepsi bir bütün. İnşallah sınavın da iyi geçecek, sınava girecek arkadaşlarıma da dua ediyorum burada. Bu anlam konularının hepsini bir bütün içerisinde değerlendirmemiz lazım. İkinci yanlışımız, daha doğrusu eksiğimiz de şu. Dil bilgisi ve anlam konuları diye böyle keskin bir çizgiyle ayırıyoruz ikiye. Çoğu arkadaşım işte dil bilgisi kısmı zor, zaten soru sayısı da az, ben paragraf sorularından şöyle yürüyeyim gideyim dese de bazı dil bilgisinde konuları bilmeden aslında paragrafı yorumlayamıyorsunuz. Yani aslında hepsi birbirine bağlantılı günün sonunda. O yüzden hani böyle paragrafı 10 dakikada taktiklerle çözme gibi bana göre anlamsız şeylerle çok vakit kaybetmemeliyiz. Paragrafın cümlelerin sözcüklerden oluştuğunu düşünerek böyle parçadan bütüne doğru hareket etmemiz gerekir. Şimdi bize tabii geçmiş yıllarda benim okul hayatımda paragrafla ilgili söylenen tek şey işte önce soru kökünü okumak, ondan sonra paragrafı okumak şeklindeydi. Başka da söylenen bir şey yoktu. O yüzden ben de elimden geldiğince size ekstra bir şeyler söylemeye çalışacağım. Muhtemelen bazı soru tarzlarında daha önce başka yerlerden duyduğunuz değişik metotlar da olabilir. Hani bunun tek şeyi yoktur ama ben size yaklaşım tarzını belirlerken ÖSYM'yi kriter alarak belirliyorum. Onu söyleyeyim. Soru bankalarını değil, bizim için de zaten bu önemli. O zaman bu süreçte yani 2023 sezonunda bizimle birlikte olmak isteyen arkadaşlarımızı bekleriz diyorum. Ve ben çok vakit kaybetmeden hemen ne yapıyorum? Başlıyorum. Şimdi ilk soru tarzımız değerli arkadaşlar şu olacak. Evet, 2 hafta sonra sınava girecek arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. 2 hafta sonra sınav var biliyorum ama 2023 sezonuna da hazırlanacak olan arkadaşlarım aramızda var. Evet, şimdi ilk soru tarzıyla başlıyorum ben. Bu soru tarzı muhakkak gelecek bize. Her yıl geliyor bir tane. Şimdi burada çoğu yerde şunu duyuyorum. Ya hocam biz 6 çizili kısmı şöyle bir okusak ve oradan aslında seçeneklere gidemez miyiz diye. Hemen şunu söyleyeyim. Soru bankalarının birçoğunda ve ÖSYM'nin çıkmış sorularının birçoğunda evet siz sadece 6 çizili kısmı okuyarak bunu halledebilirsiniz. Ancak ÖSYM bazen parçanın bütününden de hareket etmenizi ister. Kaldı ki siz gerçek sınava girdiğinizde ben eminim ki içinize sinmeyecek ve zaten parçanın bütününü okuyacaksınız. Şimdi burada 6 çizili söz öbeğinin anlamında muhtemelen sözcükler mecaz anlam kazanmışlardır. Peki biz ne yapacağız? Biz önce soruya yaklaşırken 6 çizili olan söz öbeğini okuyacağız
ve onu zihnimizde bir resmedeceğiz. Yani sözcüklerin gerçek anlamlarını düşünerek resmedeceğiz. Şimdi hemen başlıyorum bakın. Pozitif illüzyonların büyüsüne kapılmış halde diyor. Şimdi pozitif dediğim zaman kelime anlamıyla bana neyi çağrıştırıyor? Olumlu kelimesini çağrıştırıyor. İllüzyon nedir? İllüzyon bir yanılsamadır. Peki bir şeyin büyüsüne kapılmak nedir? Yani artık ona karşı duramayacağımız kadar güçlü bir etki vardır. Şimdi bunu düşündüm. O zaman olumlu yanımsamalara güçlü bir etki. Böyle bir şema belirdi zihnimde ve hemen başlıyorum. Kusursuz insan robottur. Bak bir benzetme yapmış. Kusursuz insanı robota benzetmiş. Kusurlar bize onları giderme, kendimizi geliştirme ve tamamlama fırsatı verdiği için bizi daha mükemmel kılar. Oysa demiş, bakın bağlaçlar aşırı derecede önemli. Oysa dediği kısım bunun aksini söyleyecek sana. Yani buradan sonraki kısmın aksini. Kendimizi kandırma mekanizmamız sürekli çalışıyor ve biz pozitif illüzyonların büyüsüne kapılmış halde olduğumuz yerde sayıyoruz. Şimdi Bursa'dan bir başlamak istiyorum. Her güzel sözün ya da her güzel davranışın yanıltıcı etkisinde kalması. Bak illüzyon bir yanılsama demiştik. Burada yanıltıcı kelimesi benim tuzağım olsa da bana parçada güzel sözler ya da güzel davranıştan bahsetmemiş. O yüzden Bursa doğru cevabım olamaz. İyi niyetli davranışların altında art niyet aranmaması. Bir kere iyi niyetli davranışlardan veya bir art niyetten bahsetmediği için Ceyhan'da doğru seçeneğim olamayacak. Güzel olayın her şeyin gerçekmiş gibi algılanması. Evet, şu illüzyonun büyüsüne kapılmak dediğimizde gerçekmiş gibi algılanmayı anlasak da güzel olan şeylerden bahsetmiyor. Kusurlarımızdan bahsediyor parça. Denizli'de cevabım olamaz. Olumlu eleştirinin kişinin kendini kandırmasına sebep olması. Evet, illüzyona kaptırınca kişi kendini kandırmış oluyor. Ama parçada olumlu eleştirilerden mi bahsediyor yoksa kusurlarımızdan mı? O yüzden Edirne'de doğru cevabım olamayacak. Hemen geliyorum neye? Adana seçeneğine. Adana seçeneğinde değerli arkadaşlar olumlu düşüncelerin etkisinden çıkıp gerçeklerin görülmemesi. Şimdi ne diyoruz biz? Kendimizi kandırma mekanizmamız. Olumlu düşüncelerin etkisinden çıkıyorum. Nasıl çıkıyorum? İllüzyonların büyüsüne kapılarak çıkıyorum. Ve bu şekilde ne yapmıyorum? Bir şeyin büyüsüne kapıldığım zaman gerçekleri göremiyorum. O yüzden sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşlar Adana seçeneği olacak diyoruz. Bu soru tarzlarının hepsinde size tavsiyem. Lütfen soru bankalarındakine aldırmayın. Önce altı çizili kısmı okuyoruz. Ondan sonra parçanın bütününü okuyup o sözcükleri gerçek anlamıyla paragrafta ne yapıyoruz? Yorumluyoruz. Şimdi sizlere sesi alamayan arkadaşlarımız için bakın yardımcı oldu arkadaşımız. Oradan takip edin yönlendirmeleri. Şimdi gelecek olan soru tarzı TYT sınavında karşımıza çıktı. Ancak henüz KPSS'de karşımıza çıkmadı. Peki ben onu burada neden alıyorum şimdi? Ben her yıl bir tane soru tarzının, yeni bir soru tarzının KPSS'ye geldiğini görüyorum anlamda. Aslında yeni değil. Bunlar TYT'de yıllardır soruluyor ama KPSS'de genelde bundan bir tane ekliyorlar. Sözcükte anlamla ilgili aslında. Hatırlarsanız çok eskiden şöyle soru tarzları vardı. 5 tane cümle verip 5 cümlede de aynı kelimeyi cümle içerisinde kullanıyordu. Ve atıyorum diyordu ki bulmak kelimesi yukarıdaki cümlelerin yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır diyordu. Şimdi hala soru bankalarında bu tarz sorular var. Şimdi o soru tarzını bir paragraf şekline getirmiş ÖSYM. Diyor ki hemen şuradan şunları bir geçip geleceğim oraya tekrar. Onları size soracağım çünkü. Bu parçada çekmek sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde
kullanılmamıştır diyor. Demek ki çekmek sözcüğü birden fazla kullanıldı. Seçeneklerime bakıyorum. Bir şeyi emip dışarı vermek, zor duruma, sıkıntıya katlanmak, üzerine çevirmek, toplamak, mana vermek, yorumlamak, bir maksatla ortadan kaldırmak. Şimdi gelelim parçaya. Eskiden beri Türkçeyi açık, doğru ve etkili kullananlar hep ilgimi çekmiştir. Şimdi bir şeyin ilgimizi çekmesi ne demektir arkadaşlar? Alayım yorumları sizden. O noktaya ne yapıyorum? Dikkatimi topluyorum. Yani Ceyhan seçeneğini buradan eliyorum. İlgimi çekiyor. Dikkatimi onun üzerine veriyorum. Devam. Çünkü bir ara dili iyi kullanamamaktan dolayı çok çekmiştim diyorum. Ha, o zaman burada sıkıntılı bir durum var bak. Yani zor bir duruma, sıkıntıya katlanmak. Bursa'da gitti. Gerçekten de anlatmak istediklerimizle söylediklerimiz tam örtüşmüyorsa insanlar sözünüzü farklı yönlere çekebiliyordu. Bunun önüne geçmek için dili iyi kullananlara, şimdi bak, sözümüzü farklı yöne çekiyor insanlar. Ha, o zaman ben bir şey söylüyorum ama insanlar bunu farklı yorumluyor. Değil mi? O zaman buradan da Denizli seçeneği gitti. Bunun önüne geçmek için dili iyi kullananlara kulağımı dört açtım derken ben de bir algıda seçicilik gelişti. Kendimi doğru anlatamazsam ya antisosyal ya da patavatsız, boş boğaz ve sevimsiz bir insan olacaktım. Bu farkındalık içinde devamlı olarak dil biriktirmeye yöneldim. Dili iyi kullanamayan kişi duygu, düşünce ve isteklerini yansıtamayınca geriliyor, boğuluyor, strese giriyor. Giderek bacası çekmeyen bir ev gibi duman altında nefessiz kalıyor. Baca çekmiyorsa değil mi? Bir şeyi emip dışarıya ne yapmıyordur? Vermiyordur. Yani Adana seçeneğim de bu anlamda gitti. O zaman doğru seçeneğim ne olacak? Edirne seçeneği olacak arkadaşlar. Bakın zor bir soru değil. Aslında bizim alışkın olduğumuz bir soru tarzının bir değişik versiyon olarak karşıma çıkıyor. Bir paragraf gibi olduğu için de bize sanki uzunmuş gibi ne yapıyor? Geliyor. Şimdi bir geri dönüyorum. Biraz dinlendirdim. Arada unutturdum soruyu bilerek. Şimdi size şunu soruyorum. Ne yapacaktık? Bu sefer bak burada altını çizmemiş. Ama parçada yine kullanılan bir söz öbeğinin anlamını sormuş. Yine aynı şeyi yapacaksın. Bir iki saniye müsaade edeceğim size. Önce bu sözü yorumlayıp resmedip ondan sonra parçayı okuyup ne yapacaksın? Yorumlayacaksın. Bekliyorum arkadaşlar. Eserlerin yüzünün hiç kırışmayıp çökmemesi. Evet, hadi bakalım. Bir işe yaraması lazım çünkü sorulara yaklaşım tarzını söylüyorsam onun da bir işe yaraması lazım. Evet, Ceyhan diyen arkadaşlarım var. Başka bir cevap var mı? Şimdi şöyle yorumlayalım. Eserlerin yüzü kırışır mı? Bunu şimdi mecaz anlam kazandığını görüyorum ama insanların yüzü kırıştığı zaman yaşlanıyor, değil mi? O zaman yüzü hiç kırışmıyor diyorsa yaşlanmıyor demek istiyordur. Ve bunu ben eserlere yorumlayacağım. Orhan Kemal öykülerinde de romanlarında da tanık olduğu olayları yaşadıklarını anlattı hep. Bak, olayları ve yaşadıklarını anlattı. O zaman ben burada Orhan Kemal'in eserlerindeki konulara vurgu yapıyorum. Köylülerin sıkıntılarını, ezilen işçileri, sosyal sorunları toplumsal gerçekçi bir anlayışla ele aldım. Baba evinde, avare yıllarda, hanımın çiftliğinde. Şimdi baktığımızda yazdıkları yıllar öncesine ait olsa da bu eserlerin yüzü hiç kırışmamış, çökmemiş. Şimdi bakın burada benim size her seçeneği neden elediğimi anlatma nedenim, bazen biliyorsunuz ÖSYM seçenekleri birbirine çok yakın oluyor ve arada derede kalıyorsunuz. Tek bir kelime yüzünden elenip gidebiliyor. Onu ifade etmek için açıklayacağım. Eserlerini imgesel
imgesel bir anlatımla yazdı. Bir kere imgesel demek değerli arkadaşlar, hayale dayalı anlatım demek. Bakın, hayale dayalı anlatım. Bir kere parçada Orhan Kemal'in eserlerindeki konularla ilgili bir şey söyledim. Oysa anlatım üslupla ilgilidir. O yüzden Adana gider. Eserlerinin yoruma açık bir yönünün olduğu. Bakın nasıl da ifade edebilirdi? Öznel de diyebilirdi. Göreceli de diyebilirdi. İzafi de diyebilirdi. Bakın bir sürü şekliyle ifade edebilirdi. Yani kişiden kişiye değişen yorumlar oluyor. O zaman Bursa'da gitti. Toplumsal sorunları. Evet, toplumsal sorunları anlattı, doğru değil mi? Halkın çektiği sıkıntıları. Ama bunu nesnel bir şekilde anlattığı dediğin zaman yine anlatımla ilgili olan her şey üsluba gireceği için Denizli'de cevabın olamaz. Eserlerini içten bir biçemle oluşturduğu. Biçem neydi? Biçem üsluptu. Üslup neyle ilgili özellikti? Dil ve anlatımla ilgili özellikti. O yüzden Edirne'de doğru cevabımız olmayacak. Geldim nereye? Ceyhan'a. Eserleri güncelliğini koruyor. Yani hala sanki piyasaya yeni çıkmışlar gibi okunmaya devam ediyor diyoruz. Ceyhan doğru yanıtımız oluyor. O zaman geldim bence tuzak bir soruya. Bakalım tuzağa düşen olacak mı? Yalnızlık oyuncağı diyor. Bir yalnızlık oyuncağı. Bu parçada yazarın altı çizili sözle anlatmak istediği hangisi olabilir? Bir kere yalnızlık ne biliyorum? Kişinin tek başına kalması. Oyuncak da çocukların, değil mi? Bir oyun aracı. Hadi gelsin cevaplar bakalım. Bakalım tuzağa düşen olacak mı? B diyen arkadaşlarım var, evet. Neden elediğimi söyleyeceğim ki bu gerçekten bu şekliyle fayda sağlayacak size. Birkaç tane daha yanıt gelsin, döneceğim hemen soruya. Edirne diyen arkadaşlarım var, evet. Arkadaşım var daha doğrusu bir tane, Kübra, evet. Bu kadar mı ya? Bak, Bursa 2 oldu. Yok mu arttıran? Bir cevaptan sonra dönüyorum hemen. B'ler fazla. O zaman güzel. Adana'da çıktı. Şimdi gelin tuzağımıza. Yalnızlık dediğim gibi insanın tek başına olması. Oyuncakta çocuklar eğleniyor değil mi oyuncakla? Bir onların oyun aracı eğlenmeleri için, hoşça vakit geçirmeleri için. Peki, kitapta bir oyun yaptın, bir bulmaca. Tıpkı George'un bir kitap boyunca E harfini kullanmadığı gibi dilimizde çok kullandığımız bir sözcüğü bu romanda bir sayfa dışında hiç kullanmadım. Edebiyat bir yalnızlık oyuncağıdır. Ne yaparsak yapalım, biz o oyunu oynayan çocuklarız. Şimdi arkadaşlar, kişinin duygu dünyasını çoğaltması diyor. Tamam, yalnızlık bir duygu ama burada duygulardan sadece bir tanesini ele almış. Yani başka duygulara da yer vermiş olsaydı hani duygu dünyası diyebilirdim, bu bir. İkincisi, oyuncak kelimesi çoğaltmak anlamına gelmeyeceği için hani burada Adana seçeneği zaten sırtan bir seçenek olmalı sizin için. Okuyucunun yalnızlığına çözüm üretmesi. Ha, çocuklar oyuncaklarla hoşça vakit geçiriyor ama yalnızlık oyuncağı dediğinde bu altı çizili söz öbeğiyle çözüm üretmek kelimesini sizin parçada karşılayabileceğiniz bir şey var mı? Çözüme ulaştı, sonuca ulaştı, en nihayete ulaştı. Bak, bu çözüm üretme kelimesi yüzünden Bursa seçeneğini delerim. Ceyhan benim tuzağım olacaktı. Bu tuzağa kimse düşmedi diyecektim ki Umut Hocam düşmüş. Eserde eğlenceli tarafı, evet, oyuncak eğlenceyle eşleşir. Peki öncelenmesi gerekiyor diyor. Yani en önemli olmalı, ilk sırada olmalı. Bununla ilgili bir vurgu var mı parçada? Yok. O yüzden Ceyhan'da doğru cevabım olamaz.
eserin yalnızca estetik özelliklerinin, bir kere estetik özelliklere yer vermediğim gibi şu ifadelere dikkat edin. Sadece, yalnızca, mutlaka, en, parçada böyle keskin bir ifadem de yok. Ama Edirne çok güzel uyuyor. Hoşça vakit geçirmeyi sağlayan bir araç olması. Hoşça vakit geçirmek oyuncakla ne yapıyor? Eşleşiyor diyoruz. Var mı bir sorun? Nasıl gidiyor buraya kadar? Çoğunuzla tanışır mıyız? Ne yapıyoruz? Biraz böyle zihni dinlendirmek için arada soru soruyorum. Tuzakçıydı. Evet değerli arkadaşlar. O zaman gelin kesin yargı sorusuna. Şimdi burada da yani yine çok komik ifadeler okuyorum bazı kaynaklarda ya da bazı ders anlatımlarında. Ya diyor işte şurada diyor sana bir cümle vermiş. Bak sakın ha diyor bu cümlenin dışına çıkma. Oradaki ifadenin aynısı olmalı. Ama biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim sözcük yorumu ya da cümle yorumu dediğimiz bir şey var. Adam zaten oradaki şeyin aynısını aşağıda bana veriyor olsa değil mi? O zaman bu sorunun bir anlamı olmayacak. Bir ilkokul sorusu gibi olur o zaman. Burada ben bir teknik söyleyeceğim ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sadece biraz kendinizi size bence rahat hissettirir. Böyle bildiğiniz kadar cümleyi kendi içinizde hani okurken böyle belli durak yerlerimiz vardır ya oralardan böyle eğik çizgilerle bölün. Sonra seçenekleri yorumlarken bu çok işinize yarayacak. Alzheimer hastalarının çocuklarını çok net hatırlamalarının nedenlerinden birinin katman katman oluşan hafızaların yavaş yavaş yok olması ve en derinde ilk oluşan hafızaların ortaya çıkması olduğu düşünülmektir. Bak, Alzheimer hastalarından bahsetmiş, çocuklarını net hatırlamalarından bahsetmiş, çocuklarının net hatırlama nedenlerinin birine yer vermiş. Şimdi Bursa'yla başlıyorum. Katman katman oluşan hafıza unutmayı daha çok arttırır. Bir kere unutmayı daha çok arttırsa değil mi? Çocuklarını hatırlamazlar. O yüzden Bursa doğru yanıtım olamaz. İlk oluşan hafıza hastalar için en önemli şeydir, avantajdır. Evet, ilk oluşan hafızalar sayesinde değil mi? İnsanlar, Alzheimer hastaları çocuklarını hatırlıyor, doğru. Peki bu en önemli avantaj olarak değerlendirebilir mi? Bakın az önce dikkat edin dediğim kelime kesin yargı sorusunda da dikkat etmeniz gereken kelime. Sadece, mutlaka, yalnızca, en, ilk gibi. O zaman Ceyhan da gitti. Tedavi için hafıza katmanlarının iyi bilinmesi gerekir. İyi de ben bir tedaviden bahsetmedim yukarıda. O yüzden Deniz de doğru yanıtım değil. Hastaların çocuklarını hatırlamak için çaba göstermeleri tedaviye katkı sağlar. Şimdi çocukları hatırlamaktan bahsettik ama hani orada bu hastaların var olan bir çabasına da değinmedim. O yüzden Edirne de doğru değil. Biraz yoruma açık, bakın nasıl vermiş, çocuklarını iyi hatırlamalarının birden çok nedeni vardır. Nedenlerinden biri diyorsan o zaman birden çok nedeni olduğunu söyleyebilirim. O yüzden çocukluklarını, evet, bak diyorsun ki Gizem Hocam baştan beri gözlüğümü takmama rağmen yanlış okuyorum değil mi? Harikasın. Neyse. Ben demek ki ileride kendim için bu temenniyi, hani her şeyi unutayım da çocuğumu unutmayayım. Öyle yorumladıysa. Neyse ki cevabı değiştirmiyor. Şimdi 2020'de ilk defa karşımıza çıktı cümle birleştirme sorusu. Şimdi bu da yine aslında zor değil ama değerli arkadaşlar vakit alıyor. Aslında vakit alan sorular zaten bizim canımızı sıkıyor bence. Şimdi burada nasıl hareket edeceğiz? Şimdi burada bakın her cümlede, tamam mı, sana söylenen şeyi bir not al kenara. Çünkü birde bahsedilen yargı, ikide bahsedilen yargı ne eksik ne fazla
bir arada bulunmak. Tamam. Farsça ile Türkçenin kelime türetme yöntemleri kıyaslanamaz. Ha. Kelime türetme yöntemleri, yani aslında Farsça ile Türkçe arasındaki bir farktan söz etti. İkiye geldim. Farsça ile Türkçe ayrı dil ailelerindendir ve ikisinin de ayrı kelime türetme yolları vardır. Ha. Yine burada aslında Farsça ile Türkçenin farklarından bahsetmiş. Ekstra iki farkını daha söylemiş. Ayrı dil ailelerinden, ayrı kelime türetme yolları. Şimdi bakın seçenekleri nasıl eleyeceğim. Farsça ile Türkçe ayrı dil ailelerinden. Güzel, bak buna yer verdi. Ve ikisinin de ayrı kelime türetme yolları olduğu için kelime türetmeleri yönüyle kıyaslanması doğru değildi. Bak, üçü de geçti. Üçü de geçti ama şuradaki için kelimesi bir neden anlamı kattı. Oysa bu cümlelerin arasında bir neden sonuç ilişkisi, böyle bir bağ olmadığı için Adana seçeneği benim için nedir? Yanlıştır. Devam. Farsça ile Türkçenin kelime türetme yöntemleri kıyaslanamaz. Evet, kıyaslanamaz. Neden kıyaslanamaz? Çünkü ikisi de ayrı dil ailelerindendir ve ikisinin de ayrı kelime türetme yolları vardır. O zaman buradaki çünkü yine ÖSYM'nin çok sık kullandığı bir bağlaçtır. Açıklama bağlacıdır. Ve burada cümle, bakın, sana bir öncekini ne yapıyor, bir sonrakini açıklıyor. Bursa bir benim kafamı karıştırdı, dursun orada. Farsça ile Türkçenin kelime türetme yöntemleri kıyaslanamasa da ikisi de ayrı dil ailelerindendir ve ikisinin de ayrı kelime türetme yolları var. Bak şurada küçücük bir bağlaç var. Şimdi kıyaslanamazsa da diyor, yani olumsuz bir şey bu. Sonrasında bu DDA bağlacıyla aslında olumlu bir şeyden söz etmesi lazım. Hani o çok çirkin bir kız ama yüreği çok temiz. Ne kadar çirkin bir kız olsa da yüreği çok temiz dediğimizde sanki bir tarafta olumsuz, bir tarafta olumlu bir durum var gibi. Oysa böyle bir birleştirme de yapamayız. Ceyhan da olamaz. Farsça ile Türkçenin kelime türetme yöntemleri kıyaslanamazken, evet bu var, İkisi de yapısal olarak ayrı dil ailelerindendir ve ikisinin de ayrı kelime türetme yolları var. Bak burada her şeye yer vermiş. Kelime türetme yöntemleri kıyaslanamaz, ayrı dil ailelerinden, ikisinin de ayrı kelime türetme yolları vardır. Ancak yapısal olarak dediği söz öbeği ne birinci cümlede ne ikinci cümlede geçmemiş ya da bununla eşleşeceğim bir kelime grubu yok. Farsça ile Türkçenin kelime türetme yöntemleri kıyaslanamaz. Doğru. Aynen birinci cümleyi olduğu gibi almış. Oysa diyorum. Şimdi ama, fakat, lakin, oysa gibi bağlaçlar karşıtlık bağlacıdır. Tıpkı Ceyhan seçeneğindeki bu DDA bağlacında söylediğim gibi öncesi olumsuz bir düşünce veriyorsa sonrasının olumlu olması lazım. Oysa ki yine buradaki bağlaçtan sonra böyle bir durum yok. O yüzden Edirne'yi de eledik ve doğru yanıtımız ne oldu? Bursa seçeneği oldu. Anlaştık mı? Var mı bir sorun? Geçiyorum. O zaman bir diğer soruya, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları. Biliyorsunuz yine bir tane soru muhakkak burada karşınıza çıkıyor. Şimdi hangisine yer verilmemiştir diyor. Sayıp dökmeler. Şimdi sayıp dökme dediğimizde hemen paragrafta böyle virgüllerin bolca kullanıldığı kısımlara bakınız. Yani bir varlığın özellikleriyle ilgili ya da bahsedilen düşünceyle ilgili kavramları böyle ard arda peş peşe sıralamadır. O yüzden diyorum virgülün bol olduğu yerlere dikkat edin. Benzetme aşina olduğumuz bir kavram. Farklı duyulara ait ayrıntılar dediğinde görme, işitme, koklama, tatma, dokunma. Bunların beşini bulmak zorunda değilsiniz. En az iki tanesine ait ayrıntı bulduğunuzda farklı duyulardan yararlanılmış oluyor. Betimleyici anlatımdan yararlanma. Hani böyle sözcüklerle resim çizme diyoruz ya. Aslında burada
Betimleyici anlatımın olduğu paragrafta bolca nasıl sorusunun cevabı olan sözcükler görürsünüz. Kişileştirme dediğimizde biliyorsunuz insana ait bir özelliğin insan dışı bir varlığa aktarılmasıydı. İnsandan doğaya aktarma da diyorduk bunu aynı zamanda. Şimdi ben böyle seçenekleri anlatırken bence parçayı sizler okudunuz. O yüzden cevabı yazan arkadaşlar bekliyorum ama koptunuz mu şu an dersten acaba? Hiç arada böyle bir şeyler gelmiyor. Heh, tamam. O zaman haydi parçamıza dönelim ve eşleştirmelerimizi yapalım. Burada mavi deniz, mavi gök birbiriyle kucaklaştı. Şimdi insanlar kucaklaşırlar. Ama burada kucaklaşan, değil mi? Sefacığım çok teşekkür ediyorum. Burada kucaklaşan denizle gök. O zaman insana ait bir özellik insan dışı bir kavrama aktarıldı, varlığa aktarıldı. O zaman burada bir kişileştirme yaptım. Edirne'yi eledim gitti. Bazen Nazlıca, bazen suları yok denecek kadar azalan bir derenin aktığı yol, o dantel görünüşlü tarihi köşke, bayram yerine ıhlamur, erguvan, çitlembik, keçi boynuzu, çınar gibi daha birçok görkemli ağaca ulaşırdı. Bak neleri eleyeceğim. Nasıl bir köşk? Tarihi bir köşk. Nasıl bir köşk? Dantel görünüşlü bir köşk. Peki nasıl yol? Nazlıca salınan yol. Bak bunların her birisi aslında bana burada ne yapıldığını gösteriyor arkadaşlar. Betimleme yapıldığını gösteriyor. O zaman Denizli'yi de elerim. Peki böyle virgüllerin bol bol olduğu kısımlar ne var ne yok saymış. Burası ne olacak? Burası da sayıp dökme olacak gitti. E çınar gibi diyor bak bir benzetme edatı da kullanmış burada değil mi? O zaman benzetmeden yararlanılmıştır da gitti. Ancak burada sadece benim görme duyuma hitap eden ayrıntılar var. Onun dışında başka bir duyu ile ilgili ayrıntıya yer vermediği için Ceyhan doğru yanıtımız olacak. O zaman gelelim. Gizem dinliyorum. Çeşmeleri işe insana ferahlık veriyordu. Ama içimiz rahatlar bu. Biraz hissettiğimiz duyguyla ilgili. Şimdi buradaki seçeneklerimizi yorumlayalım hadi. Ben şunları rica ederim. Önce ben seçenekleri yorumlayayım. Şimdi öyküleme ya da öyküleyici anlatım biçimiyle oluşmuş paragraflarla biliyorsunuz betimleme çok karışır. Ve genelde bize ifade edilirken denir ki, yani ben de derim ki, öykülemede hareketlilik vardır. Betimlemede durağanlık vardır. Şimdi bunu böyle bıraktığım zaman metinde en ufacık bir harekette herkes öykülemeye doğru gidiyor. Ama burada hareket bir şeyin kıpırdaması değil de yerinden oynaması değil de şu. Burada hareketlilikten kastım olay var arkadaşlar, tamam? Olay var. Durağanlık dediğim şeyde ise olay yok. Sen sadece var olan şeyleri ne yapıyorsun? İfade ediyorsun. Açıklamaya geldiğimizde açıklamada değil mi? Bir konuyla ilgili arkadaşlar bir şeyler öğrenmek ve bilgi edinmek var. Örneklendirme bir düşünceyi geliştirme yolu. Genelde ÖSYM'nin sorularında sizlere ya bir sanatçı, ne bileyim ya bir eser ya da anlatılan bir durumla ilgili sadece isim geçirir bakın. Tartışma dediğimizde de mutlaka bu metin tartışmacı bir metin diyorsan senin karşı bir görüş bulman gerekiyor. Ve bunu inanın bana parçanın sonunda falan yakalamazsınız. Çünkü sistem şöyle gelişir tartışmada. Yazar önce karşı çıktığı durumu söyler, sonrasında ise kendi düşüncesini okuyucuya aktararak ispatlamaya çalışır. Ama bu şöyle olmak zorunda değil. Adam bangır bangır işte ben buna karşı çıkıyorum, bunlar böyle düşünüyor ama aslında durum böyle değil
demek zorunda değildir. Tabii ki biraz örtük verir. Çoğu zaman da arkadaşlar soru cümleleriyle verir. Yani soru cümlelerinin olduğu parçalarda da tartışmacı anlatım biçimi vardır. Çünkü orada amaç soruyu sana soruyorum. Bak sen şöyle bir düşün. Bakalım ne diyeceksin sen? Ben bu arada kendi fikrimi anlatıyorum ama. O zaman haydi başlayalım. İki tane farklı yorum var şu an. Bazıları yaşamın bir mücadele olduğunu, güçlünün sürekli zayıfı yendiğini söyler. Canlıları incelediğimizde bunun doğru olmadığını görürüz. Bak, bunun doğru olmadığını görüyoruz. Öyle olsaydı diğerlerine göre en zayıf ve güçsüz olan canlıların soylarının tükenmesi gerekirdi. Ne yaptın sen şimdi burada? Sen burada arkadaşlar birinci cümleyi ne yaptın? Çürüttün. Bak, bu cümle buradaki cümleyi ne yaptı? Çürüttü. Yani birinci cümleden farklı bir şey olduğunu söyledim ve bunu ispatlamaya çalıştım. O yüzden burada doğru yanıtınız ne olacaktır? Ceyhan seçeneği olacak. Anlaştık mı? Betimlemede az önceki sorunun içinde de söylemiştik. Nasıl sorusunun yanıtı olan sözcükler olacak. Evet. Bu parçaya göre yazarın ulaşmayı hedeflediği anlatım özelliği. Şimdi kısaca seçenekleri anlatıyorum. Açıklık ilkesi ne demek? Açıklık ilkesi arkadaşlar bir paragrafta ya da bir cümlede anlamın tek ve net olması demek. Yani birisi bir cümleyi okuduğu zaman, birden çok kişi okuduğu zaman her birisi aynı anlamı çıkaracak demek. Peki akıcılık ne demek derseniz? Akıcılık aslında bir cümlenin, bir metnin üslubuyla ilgili bir özelliktir. Eseri arkadaşlar takılmadan okumak. Kısaca söylüyorum tabii ki ben. Peki etkililik ne demek? Yazarın arkadaşlar okuyucuya anlattıklarıyla onun düşüncesinde ve duygusunda, duygu ve düşüncede değişiklik meydana getirmek. Bak, duygu ve düşüncede değişiklik. Duruluğa geliyorum. Duruluk demek de değerli arkadaşlar, gereksiz sözcük kullanmamak demek. Gereksiz sözcük kullanmamak. Biliyorsunuz bir anlatım bozukluğu olur o zaman. Tutarlılık ise düşünce birliğinin olması yazarın anlattıkları, günlük hayatta çok kullandığımız bir kelime biliyorsunuz. Hadi parçaya dönelim ve nereden çıkaracağız bakalım doğru cevabı. Sanat yaşamım boyunca ulaşmayı hedeflediğim bir idealim var. Bir anlamda bu öykücü olarak kızıl elbam benim. Yani benim için çok önemli. Öyle bir öykü kaleme almalıyım ki 100 eleştirmen bir araya gelmeli. Bu öyküyü 100 kez okuduktan sonra bile bir tek kelimesine dokunamamalı. Evet demeliler, işte kemiksiz, sinirsiz, yağsız bir öykü. Şimdi değerli arkadaşlar, et alıyoruz artık. Gerçi bu pahalılıkta alabiliyor muyuz bilmiyorum da. Yağlarını, sinirlerini, kemiklerini ne yapıyoruz? Ayıklıyoruz. Peki neden kemiklerini, sinirlerini, yağlarını atıyoruz? Çünkü bunlar gereksiz. Bunları yemiyoruz. O yüzden burada da eğer bir eleştirmen benim eserimde hiçbir kelimeyi çıkarma, ekleme yapamıyorsa demek ki değerli arkadaşlar ben her sözcüğü yerli yerinde kullanmışımdır. Yani duruluk ilkesine uygun hareket ettim demeliyim. Hızla devam ediyorum. Asıl anlatılmak istenen diyor. Şimdi şöyle soru kökleriyle gelebilir. En kapsamlı ifade. Asıl anlatılmak istenen ya da direkt ana düşünce diye sorar. Şimdi bu tarz bir soruda genelde iki seçenek arasında kalırsınız. Neden iki seçenek arasında kalırsınız? Çünkü aslında ikinci seçeneği de, yani arada kaldığınız seçenek de parçadan çıkar da o yüzden. Ama sizin o çıkardığınız seçenek aslında sizin yardımcı düşünceniz olur.
Bu bazen tabii ki üç seçenek de olur. Peki hocam nasıl ayıracağım ben yardımcı düşünceyle anıt düşünceyi? Arkadaşlar koca bir paragrafta tabii ki bize birden çok düşünce aşılanmaya çalışılıyor. Ancak biz bunlar içerisinde asıl en kapsamlı ana olanı yani diğer tüm düşünceleri içine alanı en geneli bulmak zorundayız. Şimdi burada bu soruyu alma nedenim de aslında size bir şey söylemek burada. Hızla okuyorum bakın metni. Lütfen hepsinin altını çizmeyin rica ediyorum. Bak burada şu anda bütün kelimeler sizin için çizilmemiş haliyle aynı öneme sahip. Hepsini çizdiğiniz zaman yine bir şey değişmeyecek. Yine tüm sözcükleri aynı göreceksiniz. Ama hocam benim dikkatim dağılıyor. Ne yapabilirim diyenler için cümlelerden yine ilk çizgiyle bölüm. Şiir meraklısı gençlerden biri Mehmet Akif'in de hazır bulunduğu bir günde Taceddin dergahında Akif'in Bülbül şiirini okur. Şiiri okuyan genç gereksiz kaş göz işaretlerine, olur olmaz el kol hareketlerine, yerli yersiz ağlamaklı tavırlara, samimiyetten uzak ifadelere sıkça yer vererek şiiri tamamlar. Bu okuyuşa canı sıkılan Akif şöyle der. Geliyor birinci kuralım. Eğer bir parçada bir kişinin sözüne yer verildiyse bu tanık göstermeydi ve bir parçada tanık gösterme varsa ana düşünce o tanığın sözündedir. O zaman tanığın sözünü dikkatle okuyorum. Bu bülbül bizim bülbüle benziyordu. Ama okuyan delikanlı ne kanadını bıraktı ne kuyruğunu. Bak. Akif'in sözü benim ana düşüncem arkadaşlar. Bazı şiirler genç şairler tarafından okununca anlamını yitirebilir. Şimdi anlam yitirmek mi acaba? Çünkü bak bu bülbül bizim bülbüldü. Bir bakıyorum şimdi bizim değil. İşte kuyruğunu koparmış, kanadını koparmış. Yani tamamen yitip gitmemiş bir değişim yaşamış değil mi? O yüzden tanıyamıyorsun. Adana seçeneğinin olmama nedeni şu. Anlamını yitirebilir dediğinde tamamen ortadan kalkması lazım. Adana değil. Bir şiirin nasıl okunacağı konusunda şairine danışılması gerekir. Benim tanık göstermem de bu yok. Yapmacık jest ve mimiklerle okunan şiirler özünden uzaklaşır. Bak burada uzaklaşır demiş. Yani tamamen kaybolmuyor, tamamen yok olmuyor. Ceyhan doğru cevabımız olacak ama Denizli ve Edirne'yi neden eledik? Duygusal şiirleri seslendirmek, duygusal şiirler diye ne yapmadım? Sınıflandırmadım burada. Denizli zaten hemen gider. Mehmet Akif'in şiirleri duygusal bir tavırla değil, kahramanca bir tarz. Yine bu ifadeye yer vermedim. Edirne seçeneğiyle ne yaptı? Gitti. Şimdi ikinci soru da bir ana düşünce sorusu şu an gelecek olan. Burada yine bir size yaklaşım tarzı vereceğim. Cevabı size bırakacağım. Ama lütfen cevap vermeden önce bunu dinleyin. Tamam? Bu sefer asıl anlatılmak istenen diye sordu yine bakıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar yalnızca kendilerinden olanla yetinselerdi gelenek diye bir şey olmazdı hiçbir yerde. Nasıl her bireyin her zerresinde bir yığın yabancı madde varsa ve onların özümsenmesiyle bireysel varlığı serpilip gelişiyorsa her toplumun geleneği töresi de sayısız etkileşimlerle oluşur. Varlığın yapısındaki süreklilikten ileri gelir bu, önlenemez. Şimdi size ilk sorum şu. Sadece şu cümleye dikkat etseniz ve ben bu cümlenin size anlatım biçimini sorsam, açıklayıcı mı, öyküleyici mi, betimleyici mi, tartışmacı mı desem, ne dersiniz bana? Evet, bekliyorum. Kesinlikle ve kesinlikle burada bir tartışmacı anlatım biçimi var. O zaman ana düşünce için buraya odaklanıyorsunuz. İnsanlar demek ki kendilerinde olanla yetinmiyorlar, değil mi? O zaman dışarıdan başka bir şeye de ihtiyaç duyuyorlar. Beni ona götürecek bir seçenek arıyorum şimdi. Gelenek her ne kadar evrensel değerlerden etkilense de
kökeni milli değerlere dayanır. Şimdi burada ne yaptı? Kökeni üstte gördü. Yani onu savundu. Oysa ki burada ne diyor? Tamam, bir kökeni var ama diyor, dışarıdan da etkilenir diyor. Adana doğru yanıtım değil. Bir toplumda ortaya çıkan her geleneğin ve törenin mutlaka bir tarihi geçmişi vardı bak. Her diyerek genelleme yapmış. Mutlaka diyerek kesinlik ifade etmiş. Zaten Ceyhan gider. Gelenek ve töreler durağan değildir. Durağanlaştığında toplumu geriye götür. Tamam, durağan değil, etkileniyor bir şeylerden, yeni bir şeyler katılıyor ona. Ama şu bilgin var mı? Durağanlaşmışsa geriye doğru gider diye. Hayır, burada bakın tartışmanın ortaya çıkma nedeni de bu değil zaten. Denizli de gider. Geleneği oluşturan en önemli özellik, bak en önemli, onun milli değerlerden ve törelerden oluşmasıdır. Edirne'de yine en önemli diye keskin bir ifadeyle gitti. Ancak Bursa'ya bakınız. Gelenek ve töreler, diğer toplumlarla gerçekleşen sürekli etkileşimler sonucu ortaya çıkar. Bu nasıl anlıyorum bunu? Eğer onlar sadece milli olanlarla, yani kendilerine ait olanlarla yetinselerdi gelenek olmazdı demek. Ne demek? İşte bak, bu cümlenin bir değişik versiyonu demek. Bu sefer bunu olumlu. Yani demek istiyorum ki diyor, etkileşimler vardır diğer toplumlarla aralarında ve bu etkileşimler sonucu ortaya çıkar diyorum. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Sıkıntı yok. Evet. O zaman haydi. Bu parçada yakınılan asıl durum. Şimdi bunun için yakınma sözcükte anlamda biliyorsunuz bize gelen bir kavram, önümüze gelen bir kavram. Yakınma arkadaşlar ne demektir? Şikayet etme, sızlanma, yazıklanma demek. Şimdi işte ne yazık ki, maalesef gibi kelimelerle aslında yakındığı şeyi size verir. Şimdi burada o kilit kelimeleri ne yapmamız lazım? Duymamız lazım. Parçaya dönüyorum şimdi. Eski tarım toplumlarında kalabalık aile bir bakıma ihtiyaçtı. Çünkü insan gücüne dayalı tarım faaliyeti yapılıyordu. Bir evde ne kadar çok çalışan varsa o kadar çok ürün demekti. Ancak zamanla kalabalık nüfus tarım ailesi için dezavantaja dönüştü. Şöyle ki 100 dönüm tarlayı ekip biçen 5 çocuklu bir ailenin tüm fertleri aynı anda çalışarak geçimlerini bu tarladan karşılayabilmekteydi. Ancak bir nesil sonra 100 dönüm tarla 5'e bölünecek ve aile başına sadece 20 dönüm tarla düşecek. Bir iki nesil sonra ise ortada bir aileyi doyuracak toprak kalmayacak. İnsanlar artık ekip biçmekten tamamıyla vazgeçip şehre göçecek. Bak, bunların her biri sana yakınma gibi gelse de dikkat şimdi. İşte beni esas ilgilendiren, beni kahreden de bu güzelim tarım arazilerinin bomboş durması. İşte yakındığı şey asıl olarak bu. O zaman bu beni hangi seçeneğe götürecek acaba? Evet, direkt Bursa seçeneğini. Şimdi diyorsun ki insanların şehre göçmesi, kalabalık ailede işte herkesin çalışıyor olması. Bunların her birisi bir şikayet midir? Evet. Ama sana soruda ne diyor? Asıl yakınılan diyor. O yüzden kilit kelimeleri de bulman lazım. Kahreden de bu diyerek aslında şikayetçi olduğu şeyi ne yapıyor? Söylüyor. O zaman şimdi bir tane yardımcı düşünce sorusu çözelim. Şimdi burada söylenemez, çıkarılamaz, değinilmemiştir. Bakın, olumsuz soru kökleriyle size verilen bütün sorular bizim yardımcı düşünce sorularımızdır ve sınavda en çok vaktimizi alan sorulardır. Neden? Çünkü arkadaş, bunun 4 tanesini benim parçadan bulup çıkarmam gerekecek. Ve burada
birebir eşleştirmeleri yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve diğer soru tarzlarından farklı olarak burada önce seçenek okuyorum. Çünkü seçenekleri okuyayım ki parçada ne arayacağımı bileyim. Geçmişlerine olan güvenlerini yitirmek. Ha, bir güven yitimi. Hayal kırıklıkları ve bunalımlar yaşamışlardır. Dönemindeki insanlarla bağları zayıflamıştır. Mutsuz ve huzursuz bir yaşam sürmüşlerdir. Gündelik yaşam onlar sayesinde sanata girmiştir. Şimdi bir şeye dikkat edin. Adana olumsuz, Bursa olumsuz, Ceyhan olumsuz, Denizli olumsuz, içimizi bir kasvet basıyor. Edirne'ye geldiğimizde şu sayesinde kelimesiyle olumlu bir şey olduğunu anlıyorum. Ama tabii ki yine direkt Edirne'ye atlamadan ben eşleşmelerimi yapacağım. Sanat, tarih boyunca önce dine, sonra aristokrasiye hizmet etmişken bireyselleşme ile sıradan insana ve gündelik yaşama yöneldi. Bak şuradaki gündelik kelimesi geçti ama sadece gündelik yaşama yöneldiğini söyledim. Kişisel bunalımların öne çıkışı ve sanata konu oluşturması ise aydınlanma çağıyla başlar. Öyle ki bu dönemde sanatçı artık atölyesinde öngörüleri, isyanları, hayal kırıklıkları ve bunalımlarıyla yalnızdır. Bu sanatçının temelini bütünüyle yitirdiği, tarihine güvenini kaybettiği, toplumuna yabancılaştığı, mutsuz ve huzursuz bir varlık haline geldiği, bir anlamda kendini yitirdiği bir dönemdir. O zaman hemen eşleştirmelerimi yaptım. Hayal kırıklıkları ve bunalımlar var. Bursa seçeneği gitti. Doğru mu? Tarihine güvenini yitiriyor. Tarih bizim neyimizdir? Geçmişimizdir. O zaman geçmişe olan güvenlerini yitirmişlerdir. Adana'da gitti. Topluma yabancıysalar, şu anda benim toplumum, dönemimdeki insanlarım. Yabancılaşıyorsam o zaman bu bağlarımın zayıfladığı anlamına gelir. Ceyhan gider. Mutsuz ve huzursuz zaten direkt geçmiştir. Ama Edirne seçeneği olamaz. Zaten parçayı okuduktan sonra şöyle de yorumlayabilirsiniz. Hep olumsuz, hep negatif şeylerden söz edilmiş aydınlanma çağından sonrası için. O yüzden Edirne doğru yanıtımız oldu. Şimdi ben susuyorum. Seçenekleri okuyup susacağım. Doğru eşleştirmeleri sizin yapıp cevap vermenizi bekleyeceğim. Seçeneklerdeki kavramları birlikte okuyalım önce. İlk olarak bak, tarım alanları ile ilgili bir uygulamada kullanıldığına, farklı uygarlıklarda gelişme gösteren bir alan olduğuna, ilk dönemlerde net olmayan sonuçlar içeren verilerden oluştuğuna, milattan öncesine kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğuna, başlangıcından itibaren bazı temel ilkeleri bulunduğuna. Şimdi ben sustum, siz parçayı okuyorsunuz. Hadi bakalım. Ceyhan, bir tane Ceyhan yanıt geldi. Evet. Bekliyorum. Okuyorum parçayı. Milattan önce 500'lü yıllarda yaşayan tarihçi Herodot, geometrinin başlangıcını Nil Vadisi'nde yıllık su taşmalarından sonra arazi sınırlarını belirlemekle görevli kadastrocuların çalışmalarında bulmuş. Bak, şu cümleden iki seçenek elerim arkadaşlar. Bir, milattan önce 500'lü yıllarda Nil Vadisi'nde yıllık su taşmalarından sonra arazi sınırlarını belirlemekte diyor. O zaman Denizli seçeneği gider, değil mi? İlk olarak, çünkü ilk olandan bahsediyorsam, Adana seçeneği de gider. Geometri, yer ve ölçme anlamına gelen geo ve metrin sözcüklerinden oluşan bir terimdir.
Mısır'ın yanı sıra Babil, Hint ve Çin gibi eski uygarlıklarda da gelişen geometri, o dönemde büyük ölçüde el yordamı ölçme ve karşılaştırmadan ibaretti. Bak, Mısır, Babil, Hint ve Çin diyor farklı uygarlıklarda gelişme göstermiş. El yordamı ile insanlar bu ölçme işini yapıyorsa o zaman net olmayan sonuçlar hepimizin el ölçümü bir mi? Değil. Ceyhan da gider ancak Edirne seçeneği parçadan çıkarabileceğimiz bir sonuç değil. Şimdi geldim paragrafı ikiye böleceğim. Şimdi burada da şöyle deniyor. Konunun değiştiği yer var ya işte tam oradan ikiye böleceksiniz. Şimdi şöyle diyeyim. Paragrafın bütünü de farklı konu anlatılacak diye bir şey yok. Bir konu var elbette. Parçanın bir konusu var ama hani farklı bir alanına geçmiştir. O konu farklı bir yönünü ifade etmiştir. Bunu böyle düşünmeyin. Sadece şöyle düşünün bakın. Şimdi paragraf sıralama sorularında biz ne yapıyoruz? Önce giriş cümlesi arıyoruz, değil mi? Ve giriş cümlesinin özelliği ne oluyor? Giriş cümlesinin özelliği kendinden önce bir cümle olduğunu hissettirmeyecek bana. Yani kendisinden önceki cümleyle aralarında anlamsal bir ilişki olmayacak. O zaman ben paragrafı öyle bir yerden ikiye bölmeliyim ki ikiye böleceğim yerde de ilk cümlem giriş cümlesi olma özelliği taşısın. Öncesiyle böyle bir neden, sonuç, koşul, sonuç, amaç, sonuç gibi bir bağı ne yapmasın? Olmasın. Şimdi bakalım. Atasözlerin yıllar süren bir tecrübe ve birikime dayanan özlü sözlerdir. Her atasözü arka planda mutlaka yaşanmış bir takım gerçeklere ve deneyimlere yaslanmaktadır. Bir kere ikiden ayıramam. Örneğin demişim değil mi? Yani bir önceki cümlede tanımını yaptığım, açıkladığım atasözlerine örnek veriyorum. Su uyur düşman uyumaz sözü, kim bilir kaç acı tecrübeden, kaç gaflet anında yakalanıştan sonra söylenmiştir. Tüm atasözleri böyle midir bana? Üçten de ayıramam neden? Böyle midir diyerek bir önceki cümleye gönderme yapıyorum. O yüzden üçten de ayıramadım. Evet, hepsi böyledir. Evet, hepsi böyledir. Şimdi böyledir dediğin zaman yine hala önceki cümleye vurgu yapmaya devam ediyorsun. Peki 5'e geldiğimde durum ne oluyor? Sanılanın aksine atasözleri birbiriyle çelişmez. Bazılarının birbirinden farklı tezleri, savunması, ha ne yaptın artık başka bir şeye doğru geçtin. 6'ya gel hani 5'i birden ayılamıyorsan da mesela diyerek orada da 5'e ne yaptı bir örnek verdi. Zaten buradan da ne yapamam ayıramam. Denizli doğru yanıtım olacak. Akışı bozanda da aynısını yapıyorsunuz. Şimdi akışı bozanda da hele ki ÖSYM'nin o bence kaliteli hazırlanan paragraf sorularında hani o akışı bozan cümle öyle bir cümle oluyor ki paragrafta zaten anlatılan konuyla ilgili oluyor. O yüzden işin içinden çıkamıyoruz. Biz direkt hani konu değişecek, konu değişecek diye hani sırıtan bir cümle arıyoruz. Oysa sana diyor ki bak her cümleyi yorumla tutarlı olacak. Yani bir yerde bir tutarsızlık olduğu anda kopartacaksın. Demek ki o cümle oraya ait değil. Ve paragrafta cümlelerin dizilimi ard arda gelmesi nasıl oluyor? Hep bir önceki, bir önceki, bir önceki cümleyle aralarında bir ilişki oluyor. Onu açıklıyor, onu tamamlıyor. Buna dikkat edeceğiz. O zaman bakalım akışı bozan cümle hangisi? İnsanoğlunun duygularını kaleme alması sanattır. Bak şimdi. Duygularımı kaleme almam. Yani aslında burada bir yazmak var. Doğru mu? Yazmak yazının icadından beri var olan bir eylemdir. Ha, geldi burada yazmayı ne yaptı? Tanımladı. Şu anda bir şey anlamam. Neden? Bir önceki cümlede yazmaktan bahsetti. İkide de yazmayı tanımlamış olabilir derim. Ne zamana kadar? Üçe gelene kadar. Duyguları kaleme alırken okuyucu o duygunun içine sürükleniyorsa bu bir şiirdir. Duygularını kaleme alma kelimesi bir de geçti. Duygularını kaleme alırken diyerek bakın 3 ve 1'in arasında bir bağ oluştu.
O zaman şu aradaki cümlem ne yaptı? Sırıttı. Diyelim ki bunu hemen çözemedim. Diğerlerine bakalım, nasıl erediğimizi görelim. Ne diyor? Duygularını kaleme alırken okuyucu o duygunun içine sürükleniyorsa bu bir şiirdir. Ancak duygular dile getirirken özgün de olmalıdır şiir dedin. Ha, hala ne yaptım? Bak, bir şiirdir dedim. Şiirin nasıl olması gerektiğini söyledim. 3 ile 4 de gayet güzel peş peşe geliyor. Bir başka deyişle her şiir iz taşır şairinden. Bir başka deyişle özgünlüğü her şairden kendine ait bir iz taşır diyerek yine ne yapmış? Destekleyen bir cümle kurmuş. Şiiri okuduğunda bilirsin kimin yazdığını, hatta kime yazıldığını. Yani yine burada özgünlüğe ne yaptı? Vurgu yaptı. Lütfen her cümleyi özetleyip yorumlayıp öyle gidin. Beş cümlenin, altı cümlenin altısında da yazmak kelimesine, yazmakla ilgili söylemlere ve şiirle ilgili söylemlere yer verilmiş. O yüzden iki sırıtmıyor gibi gözükse de kendinden önce ve kendinden sonra gelen cümleyle aralarında bir bağ oluşmadığı için adan olacak. B neden dediğini düşündüm. Şıklar sırayla gidiyor diye, değil mi? 1, 2, 3, 4 diye. Seçenekleri kontrol edelim, evet. Şimdi gelelim bir sıralama sorusuna. Sıralama sorularında da arkadaşlar şöyle yapacağız. Şöyle zaten numaraları verdiği zaman bizim için daha kolay oluyor nedense. Ama hani bazen numaraları vermiyor da şöyle diyor ya, baştan üçüncü, baştan dördüncü. Şimdi üçüncüyü de sorsa, dördüncüyü de sorsa neticede biz orada bir sıralama ne yapacağız? Yapacağız. Burada hatanız şu. Birinci cümle bulunur diyebiliyorsunuz. Yani ilk giriş cümlesini bulacağız. Doğru. Önce giriş cümlesini bulacağız. Az önce de giriş cümlesinin nasıl özellikler taşıması gerektiğini söyledim sizlere. O zaman şimdi bana söyler misiniz? Giriş cümlesini bulduktan sonra niye inatla ikiyi bulacağım diye zamanınızı boşa harcıyorsunuz? Bazen bulabiliyoruz, evet. Ama şöyle yapmalısınız. İlk okumayı yaparken her cümlenin konusunu, çünkü cümlelerin de konusu var, paragrafların da konusu var. Cümlelerin konusunu bulup, yani neden söz edildiğini bulup, anahtar kavramları işaretlemek. Çünkü sonra bu işaretlemeyi yaptığınızda sıralamayı daha kolay oluşturacaksınız. Sonrasında zaten aynı zamanda ilk cümleyi de ne yapmış oluyorsunuz? Bulmuş oluyorsunuz ve böylece seçenekleri elemiş oluyoruz. O zaman Kuvvetler Birliği'nin önceki kadar katı olmamakla birlikte korunduğu bu anayasaya 1921'deki maddelerin büyük bir kısmı dahil edilmiş, bazı eklemeler yapılmıştır. Sizce bu benim giriş cümlem olabilir mi? Bu anayasaya dediğine göre öncesinde bir anayasadan bahsetmiş olması gerekiyor. İki ile başlayamaz. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu devletin ilk anayasası niteliğinde olup 1921 yılında kabul edilmiştir. ÖSYM'nin giriş cümleleri zaten ya bir tanım cümlesidir ya da bir açıklama cümlesidir. Burada da evet, açıklama yapıldığı için buraya bir soru işareti koydum. Diğer cümleleri de okumam lazım. Olağanüstü şartlar nedeniyle Kuvvetler Birliği'nin benimsendiği bu anayasa 1924 yılına kadar uygulamada kalmıştır. Yine bu cümlede kendinden önceki cümleye gönderme yapıyor. O yüzden bu da giriş cümlesi olamaz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan bu değişikliklerde, özellikle laiklikle ilgili maddelerde yapılan düzenlemeler belirgin olarak görülmektedir. Ne diyorum? Bu değişiklikler diyerek kendinden önceki cümleye bir gönderme var. Bu tarihte yapılan düzenleme ile yeni bir anayasa hazırlanmıştır. O zaman arkadaşlar bak, bu tarih diyor yine. Benim belli oldu artık birinci cümle. Kesinlikle ne? İki. O zaman Adana gitti, Ceyhan gitti, Denizli gitti. Şimdi iki de ben neye vurgu yaptım? Buna bakıyorum. Ne zaman kabul edildiğine, değil mi? Ve devletin ilk anayasası olduğuna vurgu yaptım. Sizce bundan sonra diğer tüm seçeneklerde şu olay yok mu? Değişiklikler var ama içlerinden bir tanesinde bir değişiklik yok.
Bak, 1921 yılında kabul edilen ilk anayasa. Ve ne zamana kadar kullanılmış? Bak, 1921 yılında kabul edilmiş, 1924 yılına kadar uygulamada kalmış, değil mi? Peki 1924 yılına kadar uygulamada kaldıysa, bundan sonra onun üzerinde bir takım değişiklikler yapılmış demektir. Zaten devamda ne yapıyor geliyor. Ben bilerek açıklıyorum. Belki bir üçüncü seçenek daha konur çeldircilere diyor. Uygulamada kalıyor. Ancak ne yapıyor sonra? Yeni bir düzenleme yapılıyor. Yani yeni bir anayasa ortaya çıkıyor. Bu anayasada da, değil mi, 1921'de olanların büyük bir kısmı dahil ediliyor. Ve bak, değişiklikler yapıldıktan sonra bu değişikliklerdedir ifadesi geliyor. Evet değerli arkadaşlar, tabii ki gönül ister ki daha saatlerce soru çözelim. Ama bugünlük şimdilik bu kadar yetsin. Arada tabii tanımış olduklarım. Bir sene boyunca ders işlediğim, birlikte olduğum arkadaşlarım var. Çok yakında sınava girecek. Yine yeni tanıştığım, bu akşam tanıştığım arkadaşlarım var. Ya 2023'te sınava girecek ya da işte 2 hafta sonra sınava girecek. Hepsine canı gönülden başarılar diliyorum. Ezgi biliyorum. Yazacağım sana, yoğunluktan yazamadım. Hatay'a da çok selamlar. Yani beni nereden dinliyorsanız, nereden bizi izliyorsanız selamlar. İnşallah birçoğumuzla görüşürüz yeni derslerde. Teşekkürler, hoşça kalın.